Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Faiz, diğer adıyla riba, yememek. Yani Kur'an'daki ifadesi ribadır. Bununla ilgili de bir hatıram da olduydu yıllar öncesinde. Yıllar öncesinde, yani 30 yıl kadar önce. Adı önemli değil, bir gazetenin baş yazarı. İşte Allah Kur'an'da faiz helal diyor. Ulaike ömül faizun. O faiz yiyenler kurtulmuşa, felaha ermişlerdir. Oysa Kur'an'da faizun diye geçmez yani. Yani bu derece bir, yani medyamızda da böyle cahiller de var. Yani bunlar, bir de düşününüz, yıllardır toplumu ne hale koyduğunu bir de düşününüz. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى وَاَحَلَّ اللّٰهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُوا الزَّكَاةِ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Evet, mealen ayet-i kerimede dehşetli bir surette Cenab-ı Hak sakındırıyor. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını yok eder, sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar, nankör sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve faizden geriye kalanı bırakın. Yani onu almayın. Burada sadaka ifadesi geçmişti. Onunla ilgili bir yorumda. Burada sadakalardan maksat hem farz olan zekat hem de nafile olarak Allah yolunda yapılan bağışlardır. Ayet-i kerime hem sadakaların sevabının kat kat olacağını hem de sadakası verilen malların bereketlendirilip arttırılacağını ifade etmektedir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Yani faiz sadece ferdi değil ki bunu 2000 yıllarında gördük. Yani adeta görülmemiş şekilde devlet sıfırlandı. İşte bu faizdir. Yani küçük çapta ferdi anlamda kişileri bitiren faiz olduğu gibi devletleri de bitiren odur. Onun için Avrupa bu manada devletlere faiz vermek suretiyle bitirmektedir. Adeta iliğini sömürmektedir. Sülük gibi kanını emmektedir. Sakınmak gerekir. Gösteriş diğer adıyla riya yapmamak. Küçük şirk diye de ifade edilir. Bismillah. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْرَس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri emredilmişti. Yani muhlis, ihlaslı, halisiyye, samimiyye, saflık, berraklık. Bismillah. La tubdiru sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku malehu ri'a'en nas. Ey iman edenler! Malını insanlara gösteriş olsun diye harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Bismillah. Yura'unen nas. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Yani müminin olmayan sıfatı. Mümin olmayan insanların yaptıkları durumlar.
riyakar olan insanın hali, tavrı. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Yani adam güneşe mi taptı? O zaman git ahirette de ücretini ondan al. O cehenneme zaten giderek git sana tapanları orada yak denilecek. Burada izahen lafzen ben ortakların ortaklıktan en uzağı ve muhtaç olmayanayım şeklinde çevrilebilir. Yani hiçbir şerike ihtiyacı yok. Affetmediği Cenab-ı Hakk'ın tek suç. İnnallâh lâ yâfir en yüşeke bihi ve yâfir mâdûne zâlikli men yaşa. Allah kendisine eş ve ortak koşulmanın dışında dilerse diğer günahları affeder ama ortak durumunu affetmiyor. Kibri affetmiyor. Riya da ortak koşmaya denk bir durum. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rab şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince hayır yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştım. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar Allah Teala. Bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rabbi ilmi öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak hayır yalan söylüyorsun. Senin ilmi, sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iki iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyurulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince hayır yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Rabbimden hıfzetmesini, korumasını, yardımcımız olup istikametten ayrılmamasını. Ki Kur'an'da yüze yakın ayet-i kerimede namazı emrederken feveylün lil musallin ellezine man salatim sahun. Maun suresinde veyl yazıklar olsun buyurmakta. Yani riyakar bir şekilde ki namazın kendisini kötülüklerden alıkoymayacağı şekilde, iğreti bir şekilde, gevşek gevşek, laşka laşka kılan insanları Cenab-ı Hak veyl olsun, yazıklar olsun diyor. Cenab-ı Hak riyadan muhafaza eylesin. Yani o namaz böylece riyakarlıkla yapılmışsa veyl, veylin diğer bir adı da veyl deresidir, cehennemde bir derenin adı. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. Yani münafıklık alameti. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Evet ve yine riya ile alakalı olarak diğer bir madde riyayı andıran şeyler. Yani kokusu dahi Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu.
Resul-i Ekrem. Bu mümine işkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu. Yani riya burada küfür olarak şirkten sonra ikinci bir tehlikeli risk oluşturmaktadır. Diğer bir madde harama bakmamak. Bismillah. Kul lil müminine yahuddu min efsarihim. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Yani bu manada tesettür sadece kadınlara has bir şey değil. Yani erkekler de burada tesettüre riayet etmeli. Erkeklerin de tesettürü, örtüsü, başörtüsü kirpikleridir, kaşlarıdır, gözlerini kapamalarıdır, gözlerini yummalarıdır. Onların örtüsü de odur. Harama bakmamak. Bismillah. İnne sem'a vel basara vel fuat kullu ulaike kana anhu mes'ula. Şüphesiz kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Bismillah. Ya'lemu hainetel a'yun. O da hain olan göz. Allah Allah. Ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Yani nasıl zaten aslında dünyada da bakışlar insanın içini yansıtıyor, dışarıya aksettiriyor. Bismillah. İnne rabbeke lebil mirsad. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de rakiptir. Murakabe eden, gözeten. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan oğluna zinadan nasibi yasılmıştır. Allahu ekber, estağfurullah. Ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyler konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar. Yani içinde bulunduğumuz şu Ramazan ayında da yani orucu da sadece mideye değil demek ki bütün vücutlara. Evet yani yenilen bir şey orucu bozar ama unutulmamalıdır ki takva orucunu da harama bakmak bozar. Burada bir dipnot olarak ben insanın cinsellik konusunda potansiyel olarak sahip olduğu zafiyetlere işaret edilmektedir. Hadiste verilmek istenen mesaj ise insanın iradesi ve iyi eğitilmiş şahsiyetiyle bu zafiyetlerini aşması gerektiğidir. Yani öyle bir şeye düşmemesi lazım. Bismillah. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu. Çünkü hele şimdiki zamanda her insan geçiyor. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi biz de. Sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince madem oturacaksınız bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. İki şey söyleyeyim. Şimdi televizyon çıktı çıkalı, daha sonra internet, cep telefonu çıktı çıkalı bilgisayar. Evet o sokakta oturma o kadar kalmadı ancak sokaklar eve taşındı. Artık yani kişi televizyonun karşısında o da bütün sokaklar. Böyle sadece evinin önünden belki geçen insan sayılıydı yani sayabilirdi birkaç kişi. Belki uygunsuz yine ancak birkaç kişi olabilirdi. Ama şimdi yani elindeki kumandayla istediği mahalleye gidiyor. İstediği mahalleyi evine getiriyor. İstediği sokaktan istediği insanlara bakabiliyor, nazar edebiliyor. Sakınmak lazım. Sakınmak lazım. Yani o sokağa kaldırın yerine evdeki televizyonu, internet vesaireyi koyun. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Yani ilk bakıştan kişi sorumlu değil.
ondan sonra devam eden ikinci, üçüncü bakıştan, ki ilkinden sakınılamayabilir. Ama en azından ikinci, üçüncüsünden sonrakinden sakınabilir. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Meymune ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Ki hakikaten çok ibretli, çok ibretli. Ki Ümmü Mektum görmüyor ama. Abese suresi kendisi hakkında iniyor. Abese ve tevella en caul ama. Bu olay biz örtünmeyle emrolunduktan sonraydı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bize hitaben, örtünüzü üzerinize alın dedi. Biz, ey Allah'ın Resulü, o bir ama değil mi? Bizi ne görebilir ne de tanıyabilir dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peki siz de mi amasınız? Onu görmüyor musunuz buyurdu. Yani sadece amalar nefis taşımıyor. Kadınlar da nefis taşıyor. Herkes de bu hal var. Onun için elbette ki bu durumdan sakınılması gerekir. Efendimiz de böylece bütün asırlara ışık tutacak bu hakikati kendi evinde, ailesinde de göstermiş oluyor. Hayatında göstermiş oluyor. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erkek, erkeğin avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakmasın. Erkek erkekle, kadın da kadınla bir örtü içinde yatmasın. Tenleri tenlerine temas etmesin. Yani aslında şeytana kapı açmamak lazım. Şeytanın vesvesesine kulak vermemek lazım. Kulakları açmamak lazım. Bundan sakınmak lazım. Ve diğer bir madde, namahrem bir kadınla baş başa kalmamak. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاءً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında mahremi kocası veya evlenmesi haram olan yakınları bulunmayan kadınların yanına girmekten sakının dedi. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, ey Allah'ın Resulü, kocanın erkek kardeşi ve yeğeni, amca oğulları gibi akrabası hakkında ne dersiniz deyince Resul-i Ekrem, kocanın erkek kardeşi ile baş başa kalmak adeta ölümdür buyurdu. Yani herhangi bir fitne veya aile felaketine sebep olması ihtimalinden dolayı bu daha tehlikeli görülmüştür. Özellikle ondan sakındırıyor. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü üçüncüsü şeytandır. Süleyman bin Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Savaşa giden askerlerin hanımları geride bırakılanlara tıpkı kendi anaları gibi haram dokunulmazdır. O mücahitlerden birinin ailesine bakmayı üzerine alıp da ona hainlik eden kimse kıyamet gününde o mücahidin karşısında durdurulur ve o razı oluncaya kadar iyiliklerinden istediği kadar alır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dönerek ne sanıyorsunuz? İyiliklerinden geriye bir şey kalır mı? Buyurdu. Çünkü istediğini alacağı için böylece hiçbir durum kalmamış olur. Bundan da sakınmak lazım. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme selam.